Merhaba arkadaşlar. Bugün bir rezonans için buraya geldim. Ama tabii birçoğunuz bunu bilmiyorsunuz. Ben bir genç olarak yeni öğrendim bunu. Öncelikle ne olduğunu, neden geldiğini, nasıl olacağını hepsini size anlatacağız. Burada da ilk seansınızı gerçekleştireceğiz. Şimdi bir rezonansın anlamını bir öğrenelim. Sevgili Funda Hanım'dan. Merhaba. Bir rezonans son zamanlarda en çok kullanılan yöntemler arasındadır. Kilo vermede, sigara bırakmada, alerjide, ağrı seanslarımızda ve bununla ilgili birçok uygulamalar gerçekleşmektedir. Şimdi Beysep Hanım bize kilo için başvurdu ve en çok tükettiği zararlı ürünlere karşı olan ilgisini biyorezonans tekniğiyle tamamen ortadan kaldırmak hedefimiz. En çok neler tüketiyorsunuz Beysep Hanım? Şimdi en çok tabii ki bütün benim takipçilerim bir çikolata hastası. Evet. Onun dışında fındık çok yerim, fındık çok tüketim ama böyle bol kablomuş fındık. Pilav, makarna, ketçap, bunların hepsini getirdim zaten. Simit. Bunlardan hep böyle birer parça getirmemi söylediler bana. Bir ön hazırlık istediler benden. Bugün yiyebildiğim her şeyi yemem gerekiyor. Tok ve yüklenmiş şekilde olmam gerekiyor. Fakat 5 saat öncesine kadar kafeini almamam gerekiyordu. En son saat 12.30'ya gibi bir kahve içtim zaten. Ondan sonra ben kafeini almadım. Kafeini, kahve, çay ve alkol 5 saat öncesi kullanmıyoruz. Tamam. Seans öncesi. Evet. İsterseniz buradan bakalım. Mektep Hanım'ın en çok kullandığı ürünler arasında gördüğünüz gibi küçük şişelerimize yerleştirdik. Ekmek, makarna, çikolata, fındık, kavrulmuş fındık, un, cips ve şeker ve türevleri var. Burada da ana formlarımız var. Kendisinden idrar aldık ve hem kendisinden frekans alacağız hem de yiyeceklerden aldığımız frekansı Mektep Hanım'ın vücudundan sileceğiz. Onun bu yiyeceklere karşı olan ilgisi azalmış olacak. Böylelikle iştahını kontrol etmiş olacak. İlk iki seans biyorezonans tekniğinde iştah kontrolünü sağlamak amaçlanır, hedeflenir. Sonra üçüncü seanslarda yine devam ederiz iştah kontrolü sağlamaya. Üçüncü seanstan itibaren de yağlı bölgeyi harekete geçirip kendisinin kilo vermesini kolaylaştırmaya sağlarız. 8 seansların form olarak 2 seansımız, 4 seansımız ve 8 seanslarımız vardır. Dediğim gibi ilk 2 seans iştah kontrolü, 4 seanslık paketler ve 8 seanslık paketleri tercih edebilirsiniz. Bu sonuca göre mi değişiyor bu paketler? Yani benim atıyorum bir hedefim var, o hedefe doğru mu gidiyor? Yoksa mesela ben artık istemiyorum hiçbir şey yemek içmek, hadi bırakıyorum mu oluyor? Neye göre belirleyelim? Şöyle. İki seans iştah dengelerinden sonra kişinin yağ metabolizmasını harekete geçirmek için frekans dengelemeleri yapmaya devam ediyoruz aslında. Buradaki ana odaklanan husus artık yağ metabolizması oluyor. Kişiye sağlıklı yaşam için gerekli olan bölümleri de dahil etmeye çalışıyoruz. İşin içerisinde yeterli miktarda sıvı tüketimi, bunun içerisinde yine egzersiz olacak şekilde planlamalar yapıyoruz. Vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için en önemli hususlar aslında zararlıların vücudumuza girmediği ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçalı olan su tüketimi ve beraberinde egzersiz gibi hususların bir arada olduğu yaşam tarzını size kazandırıyor olması aslında burada amaç. Aslında yani her zaman diyet terapisi vesaire bildiğimiz şeyler, zararlılar ne, üç beyaz falan bunları biliyoruz ama yapamıyoruz. Evet. Bugün canımız istiyor, dayanamıyoruz. Duygusal şeyler var hani. Hele ki bizde kadınların çok fazla duygusal sıkıntıları oluyor. Ve hemen kendimizi sanki ilaç onlarmış gibi. Ben mesela öyleyim. Yani çikolataya böyle şey yapıyorum, kendimi deniyorum. O bir an beni inanılmaz mutlu ediyor yerken. Ama sonrasında ben ne yaptım? Pişmanlığı aylarca sürüyor. Vücudumda da çeşitli yerlerde göstermeye başlıyor pişmanlık. Şu an yine öyle bir pişmanlık sürecindeyim ben. O yüzden aslında zamanlamam çok güzel oldu. Ve takipçilerim bilir çok 50 kiloya kadar kilo verdim ama o da artık kaldım. Yani spor da yapıyorum, işte diyet de yapıyorum ama ya artık ben bıktım, bu kilo şeyden, diyetten bıktım bilmiyorum. Ya da bu canın istemesiyle savaşmaktan da bıkmış olabilirim. Çünkü gerçekten istiyor, durdurmak ve diğer insanlardan farklı davranmak da canımı sıkmaya başladı artık. Hani niye o yiyor da ben yemiyorum şimdi, benim de canım istiyor, sıkıntısı var. O canın istemesi kalksın.
Kalkacak inşallah. Evet, biyorezonanstaki en önemli fark budur. Diyet yapıyor hisse olmadan bunları uyguluyor olmaktır. Evet, başaracağımız bu konuda herkesle olduğu gibi size de bu hususta olacak. Canınızın istemediği, diyet yapıyor hissi olmadığınız bir süreç olduğunda bu program çok daha kolay, çok daha uygulanabilir bir programa dönüşüyor olacak. Evet, ne yapalım? Bu da yaşının yüzüne vuruyor, 35. 35, buyurun. Çiliyorum, buyurun. Ve şöyle yatacaksın, değil mi? Şöyle önce yanlarda olsun elleriniz, şöyle. Gerçekten ama çok ağır. Evet. Yanlarda tutabilirsiniz. Gösterdim. Hadi gülüm, çek çek. İçine gir Gaye, içine gir. İki buçuk kilo kıyafetlerin diyor. Çık onu diyor, düş diyor. 30 kilo diyor. Yağ diyor. 50 kilo olacağım diyor. 42 kilo da diyor. Yüreğim var diyor. Oldu. Oldu. Tamam mı? Tamam. İniyor. Evet. Bunu da bırakmadım. Tamam, aynen. Geldi canım. Evet, geldi. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Çiş. Evet. İdrar vereceğiz. İdrar vereceğim. Evet. Ya, çok az mı mesela? Minicik. Minicik. Bir şişe. Çıkarmışım. Bir şey gibi. Şimdi sizi şöyle alacağız. Suratlarınızı çıkartın. Suratlarını herkes görecek mi şu an? Müthiş çorapların. Şuna koyacağım. Evet, oturun. İyi ki hayatta bu. Herkese bir şey oldu şu anda. Mektabanın işleme başlamadan önce metal hiçbir eşya almayacağım. Hiçbir derken? Evet, tüpelerimiz. Evet, hızımız. Yanımızda olmayan sodamızda telefonumuz olmayacak. Tamam. Küçük şeyleri de mi? Evet. Tamam, ben de nasıl takacağım ki? Hızlı olmaz mı? Bir manyet alanı oluşturduğu için metaller. Hem telefonumuzu hem manyetikler oluşturabilecek her şeyi vücudumuzdan uzaklaştırıyor. Ne yapıyoruz? Yüzlerce küpe çıkacak şimdi. Ayağındakini de unutma. Ben buraya gelirken çok tükettiğimiz kola fanta da olabilir. İçecekler de dahil. Onları da bize getirirseniz. Bize sadece getirirseniz. Evet. Onları da silebiliyoruz. Onları istemiş olacak. Gerçekten çok büyük iş geliyor. Çok için. Ben de ben yetmek bir metal kaplama. Sen bir metal kaplama. O kalsın istersen. O kalsın, o çıkmayacak. Şu ayaklarını niye öyle tutuyorsun mesela? Ayaklarını tutuş şekline bak. Sonraki bir seanstan sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ve sokağa bak. Biyorezonans gerçekten bir mucizedir. Nasıl bir mucizedir? Küçücük böyle anlatabilirim size. Çikolata bağımlılığı olan bir danışanımız vardı. O kadar çok Nutella tüketiyordu ki. Kaşık kaşık. Ve şimdi Nutella'dan dolayı tabii bütün kilolarını Nutella'dan dolayı almıyordu ama kendisini durdurmuyordu.
şimdisi kendini yemeden bulabiliyor diyor. Yani kendini daha iyi hissediyoruz. Aslında sağlıklı yaşama adım atmış oluyorsunuz. Un ekmeğini tamamen çıkarmış oluyorsunuz. Pirinci çıkarmış oluyorsunuz. Tatlı ve türevlerini çıkarmış oluyorsunuz. Bunu bile aslında sizin vücudunuz için zararlı olan tüm ürünleri çıkardığınız zaman kilolar aslında ikinci önemli hal oluyor. Önce sağlığınıza konuşuyorsunuz, sonra emin olabilirsiniz. Zaten kilolar size durmuyor, kendiliğinden gidiyor. Son metalini çıkartıyormuş olalım. Ben yapacak mı? Son metreye çıkardın emin misin kulağındaki? Çıkmıyor. Şu taraftaki. İştah dengeli bir seans olacak. Tek parça ayrı olacak. Anladım. Seans sırasında bir şey hissedemeyeceksiniz. Bir rahatlama hissedebilirsiniz bu arada seans sırasında. Uyuyabilirim. Evet, uyuyacak kadar rahat olabilirsiniz. Genelde seanslarımızda çok fazla danışanımız uyuyor. Bana yeter ki uyku olsun. Çok böyle müzik falan yok. Arkada terapi müziklerimizden bir kısmı açılacak ve seans sonunda başlayacağız. Hazırlanmamız. Hazırsınız. Şöyle ana seanslarımızda da aynı şekilde kullanabiliyoruz. İştah dengeleme için spreylerimiz de var aslında. Böyle bir sprey de hazırlayabiliyoruz isterseniz. İsteğiniz olan böyle çok fazla isteğiniz olan gıdalara karşı özellikle isteğiniz olduğu bir dönemde sprey kullandığınızda bu iştahınızın daha da azaldığını görebiliyorsunuz. Mesela en büyük öncesi çikolata gibi. Mesela sadece çikolata ile ilgili sprey hazırlanabilir. Hı. Sadece onunla ilgili kalırsa. Ayrıca o frekansı o dönemler özel olmak üzere sadece ayrıca bir destek almak amacıyla hazırlayıp kullanabiliriz. Hı. Başladık. 45 dakika boyunca. Şöyle. Oturacaksınız, dinleneceksiniz. Elinizden bırakmayacaksınız. Rahat bir şekilde manzaranın tadını çıkarabilirsiniz diye. Sizle baş başa bırakacağız. Ankara manzarası. Görüşmek üzere. Elektrotları yalnızca birbirine değdirmiyoruz bu arada. IGTV gibi hazırlayalım istedik. O hazırlık süreci biraz uzun sürdü. Şu anda seanstayım. Çok uzun bir video olmayacak çünkü seansa telefon sokmak yasakmış. Onu şimdi öğrendim. 45 dakikalık bir seanstan sonra eve gideceğim. Çektiğim bir videoyu yayınlayacağım. Kilo verme amaçlı bir teknik bu. Nasıl bir şey olacak? Göreceksiniz, izleyeceksiniz. Ama güzel sonuçlar olduğu kesin. Takipte kalın.